Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balkanlardaki ziyaretlerini sürdürdü. Bosna Hersek'te düzenlenen toplantının ana gündem maddesi Kabil'deki saldırılar ve Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesiydi. Erdoğan, Mehmetçiğin ülkeden tahliyesi için de çok önemli bir bilgi paylaştı. Bu gece itibariyle de oradaki bütün elemanlarımızı çekiyoruz. Artık orada bizim asker veya sivil kimse kalmayacak. Sadece bir teknik heyet, 20-30 kişilik onlar kalacak. Bunun dışında kimse kalmayacak. Sonucu hayırlı olsun diyorum. Tahliyenin bittiğini ilk o açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'daki saldırıları değerlendirdi, Amerika'yı eleştirdi. Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu. Tüm bunlar bir şeyi gösteriyor. Demek ki dünyada en güçlüyüm diyen ülkeler girdikleri yerlerden çıkarken çok daha hassas, çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken ama bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı. Ve maalesef terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır. Bütün mesele Afganistan halkının bir an önce huzurlu bir şekilde yaşama geçmesini görmek. Ama Amerika ben çekildim gidiyorum deyip çekilip gidiyor. Ondan sonra ne derdiniz varsa görün diyor. DAEŞ'e karşı en güçlü mücadeleyi Türkiye olarak biz verdik ve veriyoruz. Laflı olmuyor bu işler. Bölgedeki güç savaşlarından kimsenin karlı çıkamayacağını söyledi. DAEŞ farklı bir örgüt, Taliban farklı bir örgüt. Ortada terör örgütlerinin çatışması var. Bu terör örgütlerinin çatışmasından da Türkiye'nin karlı çıkması veya bir başka ülkenin karlı çıkması diye bir şey düşünülemez. O da terör, o da terör. Bosna Hersek'teki temaslarını tamamlayan Erdoğan oradan Karadağ'a geçti.